Bu Muğla'da yaşanan hadisedeki uzman çavuş ile doktor arasındaki yaşanan hadiseyi bir önce videoyu bir kesintisiz bir izleyelim. Ona göre bir yorumlarımızı yapmaya çalışalım inşallah. Vermiyorum. Evrak benim evrağım diye söylüyor. Oradaki muhtemelen acil asistanı doktor arkadaş ne yapmak istiyorsun diye söylüyor. O uzman çavuş arkadaş da diyor ki arkadaş burada ultrason var mı diye söylüyor. Bizim acilerde en çok yaşadığımız mevzulardan bir tanesi muhtemelen klasiktir. Devam edelim, devamında bakalım ne diyorlar. Evet, burada durdurdum. Şimdi arkadaş madem ultrason yok, muhtemelen bir apandisit ön tanısıyla geliyor hastaneye arkadaş. Apandisit tanısını kesinleştireceğimiz ultrasonlarımız var, kan taliplerimiz var, muayenemiz var, bunun dışında tomografimiz var. Ama sadece bunlar değil, birçok faktörle apandisit tanısını koyuyoruz. İddiaya göre apandisit ön tanısıyla bu mevzular yaşanıyor. Bu arkadaş ultrason istiyor, ultrason yapılmak istiyor. Hastanede ya ultrason yok ya da acilde ultrason yapılmıyor ya da bu saatte yapılmıyor. Gece saat 23.53. Ya çoğu hastanede acil ultrason bu şekilde yapılmıyor. Hastanın klinik durumuna göre, açlık durumuna göre ya da gerekirse tomografiye göre yapılıyor. Arkadaş sanırım, zannımca bunlar hep zan benimkisi. Tomografi çekilmeyip ultrason istediği için başka hastaneye gitmek istiyor. Sanırım elinde evrak var. Şimdi burada bu acil tıp üzerinde bir şey acil tıp yazıyor. Niye okuyamıyorum. O arkadaş elindeki kağıdı almaya yeltenecek. O evrak tedavi ret formu mudur? Hastanın order dediğimiz hastaya yapılan işlemlere dair bir bizim hastanemizde kalması gereken evrak mıdır? Bunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Devam edelim videoya. Elinden almaya çalışacak. Yani arkadaş sen doktorsun yapma gözünü seveyim. Ya bu senin işin. Yani doktorun yaptığı da yanlış. Ya karşındaki ya biz her türlü insanla karşılaşıyoruz zaten. Karşındaki insan her şey olabilir ama sen yani çocuk gibi elindeki evrağı almak için böyle yeltenmek ya bence doktor burada yanlış yapmış. Devam edelim. Almaya yeltendi. Burada arbede yaşandı. Elindeki kağıt, işte bağırış, çağırış, fiziksel temas, güvenlik araya girdi. Efendime söyleyeyim. Doktor elindeki evrağı muhtemelen aldı ve dışarı çıkıyorlar. Koridordan çıkıyorlar. Video burada esasında duruyor. Video burada bitiyor. Tekrar izlemeye gerek yok. Yani ama video herkesin elinde malum olan video bu buraya kadar. Evet orada bir sözel mevzu münakaşa. Onun üzerine evrağı dışarı götürmeye çalışan doktora doktor müdahale etmeye çalışıyor. Bence çocukluk yapıyor. Senin görevin mi değil? En fazla tutanağı tutarsın ama tabii üzerinde yapılan işlemleri hatırlamamak falan filan ihtimali var. Güvenliğe söylersin o alır. Yani çocuk gibi arkasından kağıdını almak yani. Tabii akut krizi yönetmek farklı bir şey. Sinir halinde ne yapacağını bilemezsin ama ya çocuk musun sen? Elini almaya çalışıyorsun. Zaten önünde güvenlik var, şey var. Tutarsın, o şekilde istersin ya da neyse. Burada doktorun yaptığı yanlış. Arbede yaşanıyor. Arbede de benim gördüğüm bariz bir büyük bir darp şeyi gözükmüyor. Aynı şekilde doktordan hastaya ya da hastadan doktora benim gördüğüm bariz bir darp yok. Arbede esnasında kafasına gözüne el ayak değer. Orası ayrı mesele. Ama yok ne diyor? Doktor hasta şey hasta doktoru değil de ya uzman çavuş doktoru değil de doktor uzman çavuşu darp etmiş. Yok kafasına bazuka sıkmış. Ha video ortada yahu Allah Allah. El insaf el vicdan yahu. Şuraya bakalım tekrardan şu sahneye. Gel yavrum. Evet. Gelsene biraz daha ya baştan başladık. Neyse bir daha baştan izleyelim. Oynatamadım. Kağıdı versene vermiyorum. Kağıdı vermiyorum. Evrak benim evrağım. Arkadaş evrak senin evrağın değil. Hastaneye geliyorsan hastaneye kalması gereken evrakları verirsin. Bu burada direnemezsin. Ben burada ne uzman çavuşun safındayım ne doktorun safındayım. Yani burada yaşanan şey kağıt almaya çalıştı. Yere düştü. Almaya çalıştı. İşte kafaya geldiler. Uzman çavuş doktorun kafasını koltuğunun altına aldı. Yaşanan darp en fazla nedir burada? Doktorun kafası koltuğunun altında sıkışmıştır uzman çavuşun. Yani çok da bir şey yok işin açıkçası. Sonra videonun devamında daha sonra basına yansıyan mevzuda bu da daha önce bilmiyorum kaç ay öncesinde yaşanan bir mevzuyu iddiaya göre yansıtıyorlar. Doktor burada bir hasta yakınıyla tartışıyor. Zamanında ben de bağırıştığım, çağrıştığım, tartıştığım durumlar olmuştur. Evet doktor burada çok agresif davranıyor. Videoyu internetten bulursunuz, izlerseniz çok fark etmez. Devam ediyoruz. Ben burada yorumlayacağım mesele sen hastaneye geliyorsan ya tamam ya doktorun tavırları hoş değil. Evet böyle neresi elini kaldıracakmış gibi yaptı. Sonra sinirlendi dışarı çıktı güvenlik çağıracak. Tekrar geri döndü. Hasta yakın onunla münakaşa ediyor. Doktor baktı
laf anlamayacak, sinirlendi. Oradaki yere vurdu. İşte bir yere vurdu. Doktor bu mu diyor. Böyle doktorluk mu olur diyor. Kadın da haklı. Doktora tabii burada hak verecek bir durum yok. Memursan, ayrıca benim için de geçerli, başkası için de geçerli. Suç aletini korumak zorundasın. Doktor, hasta yakını sana her şeyi yapar. Ama sen ona yaptığın zaman sen suçlusundur, sen memursundur, sen alttan alması gereken kişisindir. O zaman doğru konuşacaksın benimle diye bağırdı. Ben de bundan daha yüksek tonla bağırdığım hastalarım oldu. Yanlış mı? Evet yanlış. İşte akut krizi yönetmek her zaman kolay olmuyor. Bağırışmaya devam. Doktorumuzun burada yaşadığı sinirine hakim olamamış. Acilde biz de bunun gibi nice vakalarla karşılaşıyoruz. Günde 50 tane, 100 tane, 150, 200 tane, 500'e yakın hasta baktığımız dönemler oluyor. Tabii ki sükretimizi korumamamızın bahanesi çok olmaz ama yani koruyamadığımız haller hastayla, hasta yakınıyla, başka kimlerle bağırıştığımız, çağrıştığımız haller olabilir. Doktorumuz burada yanlış yapmıştır. Tamam. Doktorumuz agresif bir tipi var. Tamam, kabul. Ya yani her meslekte yok mu bu? Askerin içerisinde yok mu? Polisin içerisinde yok mu? Bu zamana kadar tek hatayı bu mu yaptı? Yani illa bir videomuz düşünce mi linç edileceğiz? Yani insanlık hali, her şey olur. Ya burada fiziksel şiddete varan bir şey oluşmamış. Hasta yakını mevzuyu kaşımış. Doktor da kaşıran mevzunun üzerine gitmiş falan filan bir mevzu. Şimdi esas videonun mevzunun patladığı nokta alkışlı protesto. Ben de bu protestoyu destekliyorum ki o dönem yani en azından haberlere çıkan, bize manşet edilen kısımda, efendime söyleyeyim, bir darp edilen doktor muhabbeti vardı. Darp edilen kişi de, ya her zaman darp ediliyor zaten, sağlıkçılar her zaman darp ediliyor zaten. Yani bunu alkışla protesto yapmışız, gayet normal, insani, klasik, standart bir protesto benim nazarımda. Ya ama şimdi mevzuya baktığın zaman, efendime söyleyeyim, İlk mevzuda bize anlatılan işte hasta yakını ya şey hasta uzman çavuş ya da herhangi kimse illaki mevzu uzman çavuş olarak sınırlandırmayalım. Doktoru darp etmiş. Bunun tavuğuculuğu esnasında alkışlar protesto hem de 14 madde vesilesiyle bence gayet güzel yerinde bir protesto. Mantığına baktığınız zaman kategorik olarak bence ben de bu şeyi desteklerdim ama işte eğer ki burada en azından şu izlediğimiz kısa videoda yaşanan gibi ise çok bariz bir darp yok. Çok abartılı bir hal gibi gözüküyor. Tabii video kesilmiş olabilir. İlerisinde koridorun devamında başka mevzular yaşanmış olabilir. Bilmiyoruz. Videoyu sızdıranlar o kısmı sızdırmamışlar. Videoyu sızdıran burada Medya Ankara, bir de sabah .com gözüküyor. Ya Medya Ankara bilmiyorum ama sabah tabii ki iktidar yanlısı. Burada maksat iktidar yanlısı bir mevzu, bir siyasi bir hesaplaşma mı var bilmiyoruz. Ama haberi verenler ne diye veriyor bu sefer? Doktor hastayı darp etmiş. Yok, kafasına bazuka sıkmış ya. Tövbe estağfurullah. Ya buradan diyeceğim zaten kutuplaşmaya 50 tane bahanemiz var. Yani buradan bu ufacık bir münferit vakadan, münferit mevzudan birbirimizi bir kaşık suda boğmak, burası yanlış. Benim bu kadar dolmamın mevzunun arkasında yatan mevzu şu. İşte yaralı kartala sordular, neden bu denli hüzünlüsün? Dedi ki beni vuran okun arkasında kardeşimin tüyleri var. Ben bu mevzuyla ilgili daha çok susmayı düşünüyordum ama baktım arkadaşlar, ben sosyal medyada Twitter'da trollük yapıyorum. Fake isimle, fake hesapla neyse. Trollük yapıyorum. Twitter'da yaptığım trollükle Erdoğan'ı, AK Parti'nin icraatlarını, Cumhur İttifakı'nı destekliyorum. Ama baktığın zaman Cumhur İttifakı'nı destekleyen hesaplar dahi hep bu mevzunun üzerine gittiler. İşte uzman çavuş haklıymış. Darp edilen uzman çavuşmuş. Doktor böyleymiş. Doktor terörist. Doktor TTB'ler hep böyle. Doktorların hepsi terörist gibi bir algıya gittiler. Yandaş medya bu şekilde. Muhalif medya bu konuda ne diyor bilmiyorum ama onun dışında yandaş medyanın ne dediği çok önemli değil ama arkadaş benim yaptığım Twitter'da yaptığım trollüğün yani aynı safta olduğum, aynı omuz omuz olduğum arkadaşlar dahi, hesaplar dahi doktoru linç etmek üzerine. Niye? Doktor TTB'dir. Bunlar hep terörist. Ya arkadaş ne yapıyorsunuz ya? Bir el insaf, el vicdan yahu. Her kurumda şerefsiz yok mu? Her kurumda eksik, hatalı, yanlış. Ya bırak şahsını. Ya sen dahi bir mevzu akut durumda kriz yönetmek diye bir şey var ya. Hemen her mevzuda itidali koruyabiliyor musun? Adam o da yanlış yapmış. Bir yanlış, bir münferit vaka üzerinde. Nedir bu linç kampanyası? Yazık, günah ya. Tamam, o yandaş medya bir amacı olabilir. Mevzuyu körüklemek istiyordur. Doktorları TTB üzerinden politize edip de bütün doktorlar TTB'liymiş gibi imaj vermeye çalışıyordur falan filan. Yandaş medyanın hesabı olabilir. Bunu kenara koyalım. Ama arkadaş yani benim asker arkadaşlarım arasında şu an rehberimde %10 mudur %20 midir bilmiyorum ama aynı kaşıktan beraber çorba içtiğimiz, aynı tastan beraber çorba yudumladığımız arkadaşlar dahi bu mevzuda bu tufaya düştüler. Hani bazılarının sözü, söylemi, eylemi çok önemli değildir ama sözüne itibar ettiğim, çok sevgi duyduğum, muhabbet duyduğum, yani
yani omuzdaş dediğim, arkadaş dediğim, dostlarım, muhabbet beslediğim insanlar dahi bu mevzu üzerinden yok doktorlar şöyle, doktorlar böyle efendime söyleyeyim gibi tufaya düştüler. Şu paylaşımları yaptılar. Bu benim zoruma gidiyor. Bu kadar mevzuyu alevli alevli anlatmamın, uzun uzun anlatmamın hesabı şu doktor ya arkadaş, her münferit bir vaka yahu, bir tane vaka, aynı şey Ensar Vakfı denen mevzuda da ya bir tane şerefsiz 40 kişiye tecavüz etmiştir, onun hatasıdır. Bütün kurumu niye linç ediyorsun? Ya da CHP'de bir tane mevzu yaşanmıştır, taciz, tecavüz bilmem ne. Ya da AKP'de yaşanmıştır, ya fark etmez. Bir kişinin yaptığı şey bütün kuruma bağlanabilir mi yahu? Bir tane doktor, burada bence doktor hatalı. Videonun devamını bilmiyoruz ama ya uzman çavuş da hatalı olabilir, fark etmez. Bir uzman çavuş hata yaptı diye bütün askeriyi linç mi edeceğiz? Bir doktor hata yaptı diye, bir hemşire yanlış yaptı diye, doktorlarla hemşire arasında husumet oluştu diye bütün doktorları, bütün hemşireleri, bütün uzman çavuşları ya da bilmem hangi kim varsa, yani öğretmenlik için aynı şey geçerli. Ya yıllardır bütün mesleklerin içeri boşaltıldı. Öğretmenliğin eski saygınlığı kalmadı. Yani bir öğretmen hata yaptı diye bütün öğretmenleri mi linç edeceğiz? Ya da bir öğrenci bir öğretmene kötü davrandı diye bütün öğrencileri hepsi aynı kefeye mi koyacağız? Ya da bir imam bir yanlış yaptı diye bütün imamları aynı kefeye koyup linç mi edeceğiz? Yahu yazık, ayıp, günah yahu. Ya adalet terazimizin kantarının topuzu niye böyle kaçıyor her mevzuda? Yazıktır, günahtır vallahi billahi. Yani ama burada mevzu İşte politize edilen mevzu şu eylemi yapanlar TTB'liymiş imajından dolayı kaynaklanıyor. TTB teröristleri yüzünden bütün hekimlerin, bütün ya başka sendikalı da olsa ki öbür sendikalı şu an bilen duyan da yok. Yandaş medyada olsun, muhalif medyada olsun hep TTB şerefsizlerini, teröristlerini hep manşete at çekiyor. Bizim bütün eylemlerimiz, söylemlerimiz, düşüncelerimiz doktorlar terörist. Doktorlar TTB'li, TTB'liler terörist, doktorlar terörist imajına geldik. Yazıktır, günahtır. Ya buna bir, en azından benim arkadaşlarım, benim kardeşlerim, benim akrabalarım, benim meslektaşlarım, benim omuzdaşlarım, benim asker arkadaşlarım bu tufaya düşmesin diye ben bir şey de izah etmeye çalıştım. Ona rağmen hala yok doktorlar şöyle ya arkadaş, ya her mesleğin kötüsü var yahu. Her meslekte çürük elma var yahu. Bir elin beş parmağın beşi dahi aynı değilken, yani bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin ya da ya CHP'de 50 tane tecavüz olmuş son bir içerisinde. Bütün CHP'yle tecavüzcü mü diyeceğiz yahu? Yazık yahu. Ya da ya AKP'de birisi yolsuz yapmış, üç yapmış, beşi yapmış. Bütün AKP'ler yolsuz mu diyeceğiz yahu? Bir tane sallıyorum, birisi bir hırsızlık yapmış. Bütün onlar hırsız mı diyeceğiz yahu? Yazık yahu. Yapmayın abi ya. Gözünüzü seveyim ya. Allah aşkına ya. Bir kişinin yaptığı hatayı niye bütün kuruma, bütün hepsine yansıtıyorsunuz? Yapmayın gözünüzü. Ya biraz adalet, biraz insaf, biraz vicdan. Lütfen. Allah aşkına yani. Burada bu kadar çene patlatmamın amacı, yani insanız, hata yaparız, beşeriz, şaşarız. Akut durumda kriz yönetememiş olabiliriz. Uzman çavuş da aynı şekilde hata yapmış olabilir. Videonun tamamını bilmiyoruz, mevzunun tam ayrıntısını bilmiyoruz ama ya bu kadar linç için birbirimizi linç etmek için bu kadar hevesli olmayalım yahu. Birbirimizi linç etmek için bu kadar heyecanlı olmayalım yahu. Yani biraz adalet, biraz insaf, biraz vicdan. Ali Tilkici denen adam yani kendi koltuğunu sağlamlaştırmak için mi, aldığı parayı hak ediyormuş imajı vermek için mi, ya ortalığı veleveleye vermek için yaptığı beyanlar, ya arkadaş neydi, TCK'da 126 mıydı madde, hatırlamıyorum. Toplumu kin ve nefreti tahrik suçu işliyorsun sen. Yani doktorun yaptığını doğru demiyorum. Doktor da yanlış yapmış. Ama ne diyor? Efendime söyleyeyim. Uzman çavuş doktoru değil. Doktor uzman çavuşu darp etmiş. Yok. Kafasına bozuka sıkmış ya. Tövbe estağfurullah. Abi ya tamam, birileri politize ya da belli bir amaç uğruna siyaseten ya da bir şeyler yapıyor, söylüyor olabilir. Ama en azından sen beni itizalli olalım abi, gözünüzü seveyim ya Allah aşkına ya. Oy. Hakkınızı helal edin. Kafanızı ağrıttım ama çok doldum. Ya dolmamın sebebi dediğim gibi el alem her şey desin ama ya benim arkadaşlarım en azından ben bir şey söylediğim zaman demesin, gözünüzü seveyim. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Rabbim bizi bir etsin, diye etsin. Ah, akıl fikir versin, birlik beraberlik versin. Allah'a emanet olun.